Hatidir Evet. değil mi? O Muhammed aleyhisselam diyor ayet. Öyle bir şefkatli ki size karşı, siz nasıl ki bir baba olarak, şefkatli bir anne olarak evladınızın etrafında dönüp dönüp durursunuz. İşte o Muhammed aleyhisselamdır. İşte o Muhammed aleyhisselam Mekke'de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhuma ve aynı zamanda Mekke'de Hazreti Abdurrahman bin Af'ın ailesi Şifa binti Abdullah gibi kişilerin doktorluk öğrenmiş olduğunu bildiği için kendisi iki türlü tedavi yöntemini hep ön plana koymuş. Bir, tedavi olunuz ey Allah'ın kulları. Buhari'nin sahihinde, tıp kitabında, Müslim'in sahihinde, selam kitabında, Ebu Davud'un tıp kitabında bakıyoruz ki Allah Resulü buyuruyor. Allah hiçbir hastalık göndermemiştir ki tedavisi olmuş olmasın. Bize şunu öğretiyor. Demek ki bir musibet isabet ettiğinde imtihan gerekince o musibetin hal olması için tedavi yoluna girmemiz gerekiyor. Çünkü Allah devasını vermiş ama arayın diyor. Peygamber aleyhisselam bunu emretti. Peki sadece maddesel mi? Evlat, eczacının bir reçete yazması var. Bir de anne ile babanın reçete sunması var. Doktora gittiğiniz doktor hastalığı teşhis eder, eczane ilacı yazar, üzerine şu sabah, şu öğlen, şu akşam gönderir sizi. Arar mı, içtiniz mi ilacı diye? Sabah uyandırır mı, al oğlum suyunu iç diye? Vakti geçmeden ölünce gelir mi, al iki lokmayı aç karnına içemezsin ilacı der mi? Doktor da demez, eczacı da demez ama anne ve baba der. Peygamber aleyhisselam da böyleydi. Tedavi olun diyordu, sonra da takip ediyordu. Hasta ziyaretine geliyordu ve sonra ona şunu demiyordu Mustafa Beyciğim. Benim filanca arkadaşımın yeğeninin, amcasının, dayısının, teyzesinin oğlunun nesi de hasta oldu. Öldü gitti. İnşallah sen ölmezsin demiyor. Demiyor, değil mi? Geliyor ve diyor ki iyi olacaksın inşallah. Evet. Allahu yeşfik. Allah sana şifa versin. Allahümme Rabben nas ezhibil bas ve şfi ente şafi la şifa illa şifa ve şifan la yukadir illa sekama. Ayette diyor ki sen onlar için dua et. Çünkü onlar için yapacağın dua onların kalplerine sükunet verir. Tedavi olmaları için imkan sağlıyor. Ziyaret ederek gönüllerini okşuyor. Dua ve teselliyle onlara umut veriyor. Yanlarındayken dua ederek de Rabbinden niyazda bulunuyor. Bu peygamberin hastalık karşısında uyguladığı şu tedavi yöntemini alalım. Şuraya koyalım. Sonra iki küsür millere rastlamış olan Müslüman aleminin tedavide kullandıkları yöntemleri bir tarafa koyalım. Bir tarafta her şey tıptır, her şey tedavidir diye tamamen maddeci olan ama ne kadar maddeci olsa da Mustafa Bey bana şans dile bir tedavi yöntemine başladım. Hani dua gericiydi, şansı niye kullanıyorsun? Hani şans Yok. makul de Allah hidayet versin, yardım etsin, isabet etsin demek neden müşakkat söz konusu oluyor? Mustafa Beyciğim, Peygamber aleyhisselam Medine'ye geçtiği zaman artık Medine'de bir devlet kuruldu. Bu kurulan devlet içerisinde Allah Resulü Aleyhisselam doktorlar takdir etti. Medine'nin dışarıdan gelmiş olan ve geçmiş İslam'dan önceki hayatlarında tıbba vakıf olanların Medine'de kalmalarını temin etti. Evet. Ve sonra dedi ki her hastalığın bir şifası vardır. Cehalet hastalığının şifası da sormaktır. Adamın bir tanesi yaralanmış. Vücudunda açık bir yara var. Ama ihtilam olmuş yani rüyalanmış. Gusletmesi icap ediyor. Birilerine sormuş. Allah Resulü yanınızda. Hani onu bulamadınız. Büyük sahabeler yanımızda. Evet. Allah Resulü'nün Kur'an'ı ondan öğrenin dedi Abdullah bin Mesud. Fıkhı ona sorun dedi Zeyd bin Sabit. Yani peygamberin böyle övdüğü sahabeler var. Bir tanesi demiş ki senin demiş yıkanman lazım. Mutlaka yıkanacaksın, başka çaresi yok. Hem ihtilam olduğun için hem tedavin için.
Adam yıkanıyor Mustafa Beyciğim. Ebu Davud'un taharet kitabında ve adamcağız o yıkanma sebebiyle hastalığı nüksediyor, daha da kötü oluyor ve vefat ediyor. Allah Resulü'ne buna söylüyorlar. Ne desin? Siz gayret ettiniz iyi niyetle, ömrü bu kadarmış. Takdir deyip sırtını dönüp gidiyor mu? Hayır. Allah Resulü çok ağır bir ifade kullanıyor. Adamı katlettiniz diyor. Çok dikkat ediyorsunuz. Adamı çok sarsıcı katlettiniz. Cehaletin şifası sormak değil miydi diyor.